Dedik hemen arkasından biyoçeşitlik nedir? Biyoçeşitliği acaba hangi faktörler etkiler? Ve ne nelerde biyoçeşitlik daha fazla, nelerde daha azdır? Onlara bir bakın. Karabiyomları gelecek önce biyoçeşitlikte aklımıza onlar nelerdir? Tundra biyomlarımız, iğne yapraklı orman biyomları, çalılıklar, otlaklar, geniş yapraklı orman biyomları, savanlar, çöller, yağmur ormanları, kutuplar ve dağ biyomları olarak alt başlıklara ayırabiliriz karabiyomlarını. Peki su biyomları deyince yine sulak alanların oluşturduğu biyomlar gelecek. Onlar denizler, tatlı su alanları ve buna bağlı biyomlar, akarsu ağızları ve haliçlerdir su biyomları alt başlıkları. Peki hemen iğne yapraklı orman biyomlarından biz acaba nelerdir, nelerde görülür ee, bahsedelim. Şimdi diyoruz ki iğne yapraklı orman biyomu tayga ve boreal ormanlarının bulunduğu biyom alanlarıdır. Samur, bizon, vaşak, kunduz, geyik, boz ayı, tilki, kartal, kurt, baykuş, Su susamuru ve kar tavşanı gibi canlılar da bu biyom içinde yaşam alanı bulmuştur. Yaprak döken geniş yapraklı ormanlar... Ve bunun biyomları nelerdir? Hemen bakalım. Kayın, kestane, gürgen, meşe, ıhlamur, diş budak gibi yaprak döken ağaçlar ile kartal, ayı, sincap, gelincik gibi hayvanların yaşadığı ve yaşam bulduğu biyomları oluşturacak yaprak döken geniş ormanlar. Çalık biyomu nedir? Çalık ve maki gibi bodur ağaçlardan oluşan bir biyomlardır. Çakal, yabani koyun, keçi, tavşan, kurt, çalık kuşu, tilki gibi hayvanlarda da çalık biyomunda rastlayacağımız hayvanlar arasında. Otlaklar deyince hemen aklımıza çeşitli otlar yani step, çayır, pireri ve savan gelecek. Ve hayvanlar nelerdir derse lama, bizon, antilop, zebra, zürafa, fil, geyik, kanguru gibi hayvan türleri de yine otlaklarda geniş olacak hayvan türleridir. Çöller deyince böylesine su tutabilen bitkiler. Neden su tutabiliyor? Çünkü arkadaşlar çöller bildiğiniz üzere oldukça kurak alanlar ve uzun süre burada yaşamını devam ettirmek isteyen canlılar ne yapacaktır? Bu anlamda su ihtiyacını karşılamak için kendi bünyelerinde bol bol su depo etmek zorunda kalacaklardır. O zaman bir uyum da söz konusu. Demek ki çölde yaşayan canlı çöl iklimine ne yapmıştır? Uyum sağlamış. Yani adapte olmuştur. Bunu unutmayın. Nelerdi peki hayvanları Develer, yılanlar, kertenkeleler, örümcekler gibi hayvanlar bu biyom içerisinde yayılış alanı bulmuştur. Savan biyomu deyince aklımıza yüksek boylu otlar veya yer, yer akasya gibi ağaç türleri ile çalılar gelecek. Peki hangi hayvanlar vardır? Zebralar, zürafalar, babunlar ve Afrika vahşi köpeği de bölge içerisinde yayılış göstermektedir. Yağmur ormanları deyince aklımıza arkadaşlar sürekli yeşil kalabilen uzun ve oldukça geniş yapraklı ormanlar gelecek. Neden derse, şimdi bu alanlar genellikle ekvator alanları. Ekvatorda sıcaklık ve nemlilik oldukça yüksek. O yüzden terleme ne yapacaktır bölgede? Artacaktır. Terlemenin artmasıyla beraber gözenek sayısında bir artış ve yaprağında ne olması genişlemesi söz konusu olacaktır aynı anda yine nemin fazla olması boylarında ne olmasına gayet uzun olmasına sebep olacak ekvatoral bölgede. Peki hangi hayvanlar yaşarlarsa filler yine bölge içerisinde yer alacak hayvanlardır. Yine şempanze, orangutan, yarasa gibi kertenkele, kurbağa, domuz, antilop, kaplan, jaguar, leopar ve çeşitli kuş türleri de bölgenin biyom yani canlı biyomunu oluşturacak e, özellikteki hayvan türleri olacaktır. Kutuplar ise bitki örtüsünün olmadığı bir alan. Çünkü sürekli buzulla kaplı. Kutup ayısı, kutup tekisi, penguen, fok gibi canlılar da bu bölgede yaşam alanı bulmuşlardır kendilerini. Dağ biyomları deyince bitki örtüsünü ve canlı türlerin değişimi diğer kara biyomlarından farklı olarak dikey yönde gerçekleşir. Kartal, dağ keçisi, Tibet öküzü ya da yak dediğimiz kar tavşanı, akbaba gibi çeşitli yırtıcı hayvanlar da bölgede yer almaktadır arkadaşlar. Su biyomları deyince aklımıza neler gelecek? Su biyomları kara biyomları gibi iklime göre sınıflandırılamayacak. Bunun sebebi suların atmosfer koşullarından daha az etkilenmesidir karaya göre. Peki deniz biyomları deyince arkadaşlar hemen ne geliyor? Denizin 200 metre altına kadar bentik bölge diyoruz. Yine pelajik bölgede bu alanı içine alacak bölgedir. Peki hemen arkasından diyoruz ki deniz canlıları denizlerin daha çok ışık alan yani kıyıdan 200 metre derinliğe kadar yani neritik alanda yaşayan canlılardır. Denizlerde yaşayan canlıları deniz tabanında yaşayanlar yani bentik bölgeler ve deniz tabanıyla ilişkisiz olarak yaşayanlar yani pelajik bölgeler olarak ikiye ayıracağız. Bentik bölgede midye, deniz kestanesi, ahtapot, deniz yıldızı, ıstakoz gibi canlılar varken pelajik bölgede levrek, uskumru, hamsi, palamut gibi balıklar da rahatlıkla yaşam alanı bulmuştur. Tatlı su biyomları deyince ise göller, akarsular, bataklıklar tatlı su biyomlarının alt başlığını oluşturacaktır. Bu biyomlar kara ve su biyomlarının iç içe girdiği yerlerde bulunur tatlı su biyomlarını çeşitli sazlıklar, nilüferler, sazanlar, alabalıklar, turna ve yayın gibi balık türlerine rahatlıkla yaşamalarını bulmuştur. Yine arkadaşlar su biyomlarında akarsu ağızları ve hariçlerden bahsedeceğiz. Aslında bu en önemli vurgu oluşturacak alt başlık. Neden derseniz ÖSYM artık daha fazla okyanuslardan çok akarsularla ilgili sorulara yer vermekte. Sınavda özellikle bunlara dikkat etmemiz kesinlikle ve kesinlikle çok önemli. O yüzden akarsular ve hariçlerle ilgili sorularda acaba hangi detaylara sahip olursak olayı biraz daha kolaylaştırmış oluruz. Hemen onlara bir bakalım. Şimdi akarsu ağızları ve haliçler diyoruz. Haliç nedir? Öncelikle haliç Türkiye'de görülmez. Sebep derse bize. Çünkü haliçler okyanus kıyılarında bulunan yüzey şekilleridir. E şimdi Türkiye'de yani ülkemizde okyanus olmadığı için ne yapamayacağız biz haliçleri? Ülkemizde göremeyeceğiz. Ama deltalar ise delta Türkiye'de yoğun olarak görülür. Çünkü deltalar deniz kıyılarında özellikle sığ alanlarda akarsuyun getirdiği aleyyonları bir yere yığarak oluşturduğu aslında bizim için önemli tarım sahalarıdır. Yani deltalar Türkiye'de görülürken harçlar Türkiye'de görülmez. Peki hali şeklini hemen görüyoruz okyanusun akarsuyun ağzını kapmasıyla oluştuğunu. Delta'nın şeklinin ise akarsuyun denizin içerisine yani sığ alana yaptığı birikimle oluştuğunu rahatlıkla görebiliriz. Akarsu ağızları ve hariçler deniz canlılarının en yoğun bulunduğu bölgelerdir. Bunun sebebi nedir derse bu alanların çeşitli tuzlar ve balık besini olan plankton ve mineraller yönünden oldukça zengin olmalarıdır diyebiliriz. Rahatlıkla arkadaşlar. Müzik